Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, Anka 4 ülkede daha vuracak. Türkiye'yi gururlandırdı. Kıymetli izleyenler, Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız hava aracı Anka bu yıl 4 ülkede daha görev üstlenecek. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi dünyanın önde gelen havacılık buluşmalarından Paris Airsoft'ta Anka ürün ailesinin uydu kontrollü üyesini sergiliyor. Anka bizim ilk göz ağrımız, bebeğimiz. TUSAŞ Anka ürün baş mühendisi Ziya Doğan, Anadolu Ajansı muhabirine 16 yılı aşkın süredir projede görev yaptığını söyledi. Anka bizim ilk göz ağrımız, göz bebeğimiz dedi diyen Doğan, aracın ilk uçuşunun 2010, ilk teslimatınınsa 2017 yılında yapıldığını anımsattı. Doğan, Anka projesinin gelişmesini hiç bırakmadıklarını belirterek, 2021 yılında Anka Opaktif Anka şeklinde aracı bir anlamda güncellediklerini bilgisini verdi. Değerli izleyenler, Anka'nın havada kalış süresinin 30 saatin üzerine çıktığını, platformun üzerinde birçok yerleştirme faaliyeti gerçekleştiğini, 4 farklı kameranın entegre edildiğini de ifadelerinin arasına ekledi. Doğan, yurt içinde 4 kullanıcıya Anka'ları teslim ettiklerine dikkat ederek, Anka'nın toplam uçuş süresi yaklaşık 200 bin saati buldu dedi. Aracın harp ortamında ciddi bir deneyime sahip olduğunu vurgulayan Doğan, 4 ülkeye daha teslimatlarımızı yapacağız ifadelerini kullanarak Türkiye'nin hava savunma sanayisinde büyük bir ivme kazandığını da ifadelerine ekledi. Değerli izleyenler, son dakika haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde yeniden beraber olmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın.